Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Huawei Watch GT4'ün kutu açılma incelemesi yapacağız. Hadi gelin birlikte bunun kutusundan çıkartalım. Evet arkadaşlar, gelin kutumuzu hep birlikte açalım. Böyle faturaları vesaire göstermeden başlayalım. Evet, bu şekilde geldi. Köpüklü, sarılı. Maşallah. İyi sarmışlar. Evet. Bana da ters geldi ha, böyle. Evet arkadaşlar, ürünümüz bu şekilde. Huawei Watch GT4. Evet arkadaşlar, bu model yeşil modeli, Watch GT4'ün 46 mm olan versiyon yeşil modeli. Yeşil modelinde şu dışı 55, 10, 15, 20 falan yazan yerler var ya. 05, 10, 15, 20 vesaire yazan yerler gümüş. Şu içi galiba yeşil, kordonu yeşil. O olan farkları o model. Sonra kahverengisi var sanırsam. Bir de siyah var. Bir de şey gümüşü var. Metal kordonlu. Gümüş diyorum. Metal kordonlu olan versiyon var. Kutu bu şekilde. Arkasında neler varmış bakalım. Bu şekilde netleyebilirsek. Bluetooth var. Bir zahmet. Bluetooth'la bağlanıyor zaten. Şey arkadaşlar, bunda hoparlör, mikrofon, 5 metre suya altı dayanıklılığı var. Kutuda da zaten pek bir şey de yazmıyor. Burada sağlık uygulamasının QR'ı var. Onu gösteriyor. Altında da modeli, seri numarası falan var. Rengi yeşil diyor. Kayışı da yeşil bilmem ne kayışı diyor. Gelin hep birlikte açalım bakalım kutuyu. Bunu da şöyle üstten yaracağım. Evet, gelin şuradan açalım. Az önce açalım dedim. Bir kamera ayarladım. Evet. Acaba ses duyulacak mı? Gelin tekrar. Hadi. Evet, poşet de çıktı. Burada da bir barkodu var. Bir de Arena Connect diye bir ibare vardı. Evet, kutumuz bu şekilde. Hadi gelin. Birlikte kaldıralım şu şekilde. Hadi oğlum. Havaya kalktı be oğlum. Çık çık bitmedi. Evet. Saatimiz bu şekilde geldi. Saatimiz bu şekilde bizi karşıladı. Şöyle biraz daha gösterebilirsem. Aynen, netledi kamera. Şurada bir ibare var. Buradan kaldıracağız galiba, aynen. Bu birleşik galiba, bunu böyle kaldıracağız da. Böyle üstten, ha bu böyle ya. Geliyor ya. Bunu bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Böyle kaldırıyoruz. Ben de size tanışıyorum. İzlemiyorum çünkü bende daha önceden kutu açılımı vesaire. Şöyle süngeri çıktı. Bunu geri koyalım. Evet, saat şu şekilde. Üstünde biraz çizik gibi şeyler vardı. Onlar şeyden, bakın kamerada çıktı. Onlar tozla birlikte büyük ihtimalle, çünkü koruma bandı var onundur. Evet arkadaşlar, bunu da şöyle bir açalım. Şimdi saatimizi bir saniyeliğine kenara koyalım. Kutumuzun içerisinde başka ne var ona bakalım. Burada kapak var. Şu kapağı açtım. Bu şekilde. Burada kablosuz şarj aleti geliyor. Hadi açalım bakalım. Aynen şu şekilde. Kablosuz şarj aleti. Şu şekilde bu da. Burası USB Type A.
Type A adaptöre takılıyor. Bunu koyalım. Ondan sonra şuraya açalım. Bir tane mini minnak kitapçığımız var. Bu şekilde. Bu garanti vergisi. Lan bir yedek bir şey koyun. Burada da modellerle ilgili kodlar falan filan var. Bunları başka bir şey yok herhalde. Bunları yeri bir içine patlatalım. Böyle içine koyalım. Bunu kapatalım. Bunu da şöyle bir kapatalım şimdilik. Kenarı yağlayalım. Evet, saatimiz burada. Saatimiz altında şu şekilde bandı var. Saat göründüğü gibi şu şekilde arkadaşlar. Basılı tutarsak açılıyor mu acaba? Bu bant. Bir açalım şöyle. İnşallah budur. Aha, buna basılı tuttum, açıldı. Huawei yazıyor. Bakın burada tuşu var. Buradaki tuşuna basmadım. Buraya basılı tuttum. Bilmiyorum fark ediyor mu? Bende de Huawei Watch Fit var. Bununla ilgili de bir sorun yaşadım. Bunun da videosunu çekeceğim, size anlatacağım. Ben niye hep böyle bir ürünlerle ilgili sorun yaşıyorum bilmiyorum ama anlatacağım. Evet, geldi ekran. English UK diyor. Almanca, Almanca. Bir sürü dili var. Türkiye'yi bulalım. Türkiye'yi geçtim ben galiba orada da. Bu 3 boyutlu gibi lan. Ah, Türkçe. Türkçeyi seçtik mi? Eşleştirme diyor. Eşleştirme, sağlık uygulamasını telefonunuza indirmek için kare kodu taratın. Ardından bu cihazı ekleyin. Huawei Watch. GT4. Kare kod kullan var. Şimdi. Aşağıda ne yazıyor bakalım. Uygulamayı indir veya cihaz yavaş geçiyor. Cihaz eşleştir. Dur bakalım bir saniye. Ben şimdi bir telefon alıp geliyorum. 2 saniye bekleteceğim. Evet arkadaşlar, şimdi saati kuracağımız telefon Huawei olmadığı için, Honor olduğu için ben buna QR koddan okuttum. Huawei'in kendi sağlık uygulamasını APK olarak indirdim. Şimdi bunu indirdiğimiz için buradan bu cihazı ekleyeceğiz. Cihazlar, cihaz ekle. Cihazın konumunu uygulama kullanırken diyelim. Ayarlar diyelim. Onun izinleri vereceğiz zaten. Buldu, bağlan diyelim. Ne oldu lan? Telefon ekranı böyle kaldı, bir çarpı var. Evet, Huawei kimliği diyor. Bulut, App Galeri ve daha fazla seçmek için giriş yapın diyor. SMS ile giriş yap, şifrenizi mi unuttunuz diyor. Bunu kapatıyorsun. Ekle diyelim. Demeyelim. Buradan QR ile ekle olacaktı ya. Tarama. Taramaya bastım. Yine Huawei kimliği diyor. Ekle buradan çıkıyor. Huawei Watch serisi. Kısa mecbur giriş yapacağız herhalde. Ben bir yine girişini yaptırayım, getireyim şunu. Bakın orada taramaya basıyorum telefonda. Taramaya bastığımda da yine Huawei kimliği geliyor.
Her türlü Huawei kimliği geliyor. Cihaz ekle. De buraya geliyor. Buluyor bunu. Bakın bağlan diyorsun. Yine Huawei kimliği istediği için ona bağlanıp gelmek zorundayız. 2 dakikaya bekleyin, geliyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5 saat sonra en sonunda bitti. Tamamlandı. Evet, cihaz şu an bağlı telefona. Şimdi ne diyor? Geri dönmek için sağ kaydırın diyor. Kaydıralım. İleri. En son göreve için ayar kolunu 2 kez basın. Bastık. İleri. Kaydırmak için ayar kolunu yukarı yönde çevirin. Çevirdik. Bitti. Ve saat geldi. Bakın şu şekilde. Huawei. Bunları saatin sahibine artık 10 söksün. Burası da şekilde, sensörleri daha çalışmadı. Güncelleme mevcut. Güncellemek için diyor. Bastık. Güncelle diyor. İndiriliyor diyor. Evet, internet için mi diye bir sağa doğru kaydırdım ama kendi yapıyor herhalde hızlı. Belki telefon üzerinden yapıyordur. Güncelleniyor, alınıyor diyor. İnternet çekmediği için şöyle yapacağım. Evet, dediğim gibi Wi-Fi üzerinden aktarım yapılıyor. Burada da buldum. Evet arkadaşlar, bitti şimdi. Yükleniyor, aktarıldı diyor. Bitir diyelim. Geldi buraya. Bu da aktarılıyor, yükleniyor yazıyor. Şu an aktarıldı, bu da yükleniyor. Bakalım yüklesin. Açılsın bir ekranı. Ondan sonra bir bakalım içine. Evet arkadaşlar, bitirdi. Şimdi kendini yeniden başlatıyor. İstedi. Kendini yeniden başlatıyor. Harmony OS. Kendi şeyini kullanıyor. Evet geldi. Adım sayar. Bir düzenlemek için basılı tutun diyor. Sırayı değiştirmek için kartı basılı tutup sürükleyin diyor. İleri. Kartı kaldırmak için yukarı kaydırın. Anladım. Tamam, kalsın. Burada nabız mabız diyor. Keşke bu da hala gösteriyor olsa. Ah, bunu anlatacağım, videosunu çekeceğim bu saatinde. Valla aramalar var. Böyle arayüz, hilal. Niye loop döngü yok bunda? Onun açılması lazım. Akıllı asistan var. Müzik var. Aha, çalıyor lan. Durduralım şimdi, telif melif yeriz. Evet, kadran bu. Şuna bastık mı? Oo, ekran böyle oluyor. Evet, bunu böyle yaptıklarından beri çok hoşuma gidiyor. Evet bakın, netledi. Şu şekilde. Ayarlar vesaire. Saat, hava durumu. El feneri. Ayarlar var. Bluetooth, diğer bağlantılar, saat kadranı, ekran başlangıç yeri, ekran parlaklık, titreşim, pin, izi yönü, bildirimler. Aşağı düğmesi, egzersiz, egzersiz ayarları, sistem güncellemeleri hakkında. Arkadaşlar saat böyle. Göründüğü gibi şık. Bu kordon. Bu kordon yeşil kompozit kayış diye geçiyor. Bu. Yeşil kompozit kayış diye geçiyor. Güzel. Yani kişiden kişiye değişir renkler. Hangi renk tercih edeceğiniz. O yüzden
Siz hangisini beğenirseniz onu alırsınız. Bunun bir siyahı var, bir metal rengi var dediğim gibi, bir yeşili bir de kahverengisi var. Takacağım saat bu şekilde yani, merak ettiğiniz bir şey olsa sorun. Burada başka ne göstereceğimi bilmiyorum. Kalori var, formda kal diye bir şey. Ondan sonra başka ne var? Daha iyi sonuçlar için ölçüm yapmadan önce kayışı sıkıca bağlayın ve cihazı en az 10 dakika boyunca takın. Mesela bu ne? Senkronize ediliyor diyor. Veriler senkronize edildi dedi. Bu ne? Stres ölçümü. Kronometre var. Aha, kalibrasyon için 8 şeklinde döndürün diyor. Bu ne lan? Döndürdüm. Oha. Döndürdüm. Pusula var lan. Oğlum yeni öğrendim lan. Pusula diye bir şey geldi. Baksana da döndürünce dönüyor. Oha. Bakın bir daha girince direkt açıldı. Rakım var rakım. Hava basıncı 1004. Hava basıncını gösteriyor. Yükseklik 124 metredeyiz şu an. Oğlum bunu nasıl gösteriyor lan? Uydudan alıyor herhalde GPS'la falan. Oyun nasıl, özelliklere bak. Netledi ha kardeşim. Takvim var. Etkinlik yok. 10 Kasım Atatürk Anma Günü. Aynen. Atatürk Anma Günümüz olsun. Onu vesaire gösteriyor bakın. O özel günleri bile gösteriyor. Bu ne? Nefes egzersizi. Bu ne? Zamanlayıcı. Aha bu ne? Petal haritalar. Petal haritaları indirince haritada çalışıyor galiba. Vay anasını, o çok iyi bak. Evet bu eğer petal zaten Huawei kullanıyorsanız yüklü olması lazım. Ben de yüklü benim telefonumda mesela. Bunu ona bağlarsak büyük ihtimalle çalışacaktır. Hani başka ne kaldı diye bakıyorum da. Her şeye baktık herhalde. Hava durumu vesaire. Bugün 21 derece hilal. Konumu da gösterdik, hayırlı olsun. Kameraya bağlanıyor. Tabi burada göstermiyor da. Buradan fotoğrafı çekiyor sadece herhalde. Bir de telefon Huawei olmadığı için galiba bu tam şey çalışmayabilir. Senkron aynen. Kamera kullanılamıyor. Bir de kilitliydi ekran. Belki o yüzdendir. Oksijen ölçümünü yapıyor. Kandaki oksijen. Evet arkadaşlar bu kadar da. Gelin hadi hep birlikte videonun bir kapanışına geçelim. Bir bakalım, bir de orada konuşalım. Özelliklerinden ise tam olarak bir bahsedeyim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar saatimiz burada. Gelelim videonun kapanışına. Şu şekilde. Tam netledi, ekran kapandı bu oğlum. Evet arkadaşlar saatimiz burada. Şimdi saat bence şık. Bu rengini daha çok bence büyükler tercih eder. Gerçi etrafını o renk severseniz, yani yeşili seven bir de etrafı gümüş severseniz, o her türlü sizin tercihinize bağlı. Özelliklerinde arkadaşlar bunda 5 metre suya dayanıklılık var. Her zaman olduğu gibi mikrofon, hoparlör var. Müzik çalabiliyor, az önce de gösterdim. Ondan sonra bunda ekstra işte 46 mm. Şey 46 mm olması şey ekranı 1,43 inç oluyor. Yani bunu zaten büyük ihtimalle hep 46 mm ya da o civar oluyordur. Şey ekran yoğunluğu 326 ppi. 466'ya 466 çözünürlüğü var. İşte yeşil kompozit kayışı var. Ondan sonra NFC bağlantısı. Bluetooth 5,2, 2,4 GHz bağlantısı var. Hoparlör desteği var dediğim gibi. Ortam çalışma sıcaklığı mikrofonun eksi 20 ile artı 45 derece arası diyor. Kablosuz şarjı var. Hatta göstereyim dediğim gibi. Kablosuz şarjı var. Maksimum kullanımda 14 günlük batarya ömrü diyor. Düzenli kullanımda 8 günlük batarya ömrü diyor. Sürekli Always On Display açıksa da 4 günlük batarya ömrü var diyor cihazın. İşte yani 14 gün çok gitmez de her şeyi kapatmanız lazım büyük ihtimalle. Yani özellikleri bunlar. Hatta ben ekranda koyarım şu an sağa sola vesaire. Özelliklerine siz de bir bakarsınız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Saatle ilgili yorumlarınız, merak ettiğiniz bir şeyler olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana da Instagram'dan da yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz, cevap veririm. Bildiğim bir şey olursa.
Evet, daha çok bu tarz kutu açımları istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Boom.